TV1 izleyicileri tarih ve kültür programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türk-Amerikan ilişkilerinde barış gönüllüleri. Konuşmacımız, araştırmacı, yazar, tarih Oktay tayfak Sayın hocam hoş geldiniz. Buyurun. Evet Mehmet Bey, bugün bugün dünyanın önemli etkili devletlerinden, batı, aynı zamanda batı medeniyetinin de bir anlamda sembolü haline gelmiş olan Avrupa'dan kopan ama aynı zamanda Avrupa'ya da hükmeden Batı medeniyetinin de bir anlamda ki modern halini ifade eden, temsil eden bilimde, kültürde, sanatta, siyasette hatta dini yapılanmalarda bile Batıyı tanımlayan, Batıyı ifade eden, temsil eden siyasi bir yapılanmadır Amerika Birleşik Devletleri. Yani her ne kadar 1776 yılında e, İngiltere'den ayrılarak bağımsız bir yapı oluşturmuş olsa bile İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1945'ten beri aşağı yukarı yani 70 yıl 70-80 yıllık bir süreç içerisinde dünyanın patronudur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın patronu yapan veya öyle olduğunu gösteren nedir? Yani dün akşam herhangi bir telefon televizyon kanalındaydı. Amerika Birleşik Devletleri dağılacak falan gibi böyle bir yani bir e, programın bir bölümünün bir ifadesiydi bunlar çok komik şeyler <laughs> yani e, adam e, dünya siyasetinin merkezi olan Birleşmiş Milletler orada para orada ekonomi orada borsa orada silah sanayi orada yani dünyanın e, her anlamda e, e, haberleşme sistemleri orada yani uzaya hakim bir yapısın. O bakımdan da dünyanın bilmem ne kadar ülkesinde askeri üssü bulunan efendim bir ülkesi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni tanımamız lazım. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan, biz kısaca Amerika diyelim, Amerika ile olan ilişkilerin tarihe bir geçmişi var. Yani biz 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar bir zaman içerisindeki ilişkimiz yok. Bunun Osmanlı dönemiyle başlayan bir süreci var bunu iyi anlamamız lazım. Ee, yani biz diyoruz ki ya işte Amerika Türkiye siyasetinde etkili oluyor. Türkiye'de işte e, darbeler yapıyor. İşte kendine göre medya oluşturuyor, siyasi yapılanmalara yön veriyor vesaire vesaire ekonomisine. Hatta 1949 yılındaki meşhur o Fulbright eğitim anlaşması var. Bu da çok önemli. Fulbright eğitim anlaşması hala yürürlükte olan bir şey. E, Fulbright eğitim anlaşması bunun değişmesi lazım. Yani e, bu çok önemli bir e, kırmızı çizgi veya e, çok önemli bir konudur. E, yeni anayasa e, gündemde olan bir konu ama e, bu yeni anayasa gündemi kadar da önemli bir konudur. Türkiye'de pek çok insanın da eleştirdiği veya sık sık işte Türk eğitim sisteminin üzerinde bir takım tenkit yapılanmalarda bulunduğu konu için çözüm için Fulbright Eğitim Anlaşması üzerinde de bir takım düzenlemeler değişiklikler yapılması gerekiyor. Şimdi bir kitaptan yola çıkıyoruz. Tekrar bu kitabın önemli bir tanıtımını yapalım. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen en azından bu konuyla ilgili bir giriş yapmak isteyen okurlarımız için önemli bir çalışmadır. Kitabımızın ismi Amerikan Barış Gönüllüleri ve Türkiye'deki Faaliyetleridir. bu yazarımız Yardımcı Doçent Doktor Gökhan Eşel beyefendi Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir aynı zamanda. E, kitabımız ileri yayınlarından çıkmıştır. Şubat 2016 tarihi bu birinci baskı İstanbul ve toplamda da 248 sayfadan ibaret bir e, çalışmadır. Önemli bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Bu Amerikan Barış Gönüllüleri dediğimiz olay 1962 ile 1971 yılları arasında Amerikan'ın e, bu Türkiye ile yapılan bir anlaşmayla beraber Özellikle üniversitede değişik görevlerde bulunan, bunlar farklı farklı alanlarda Türkiye'ye gelip çalışmışlardır. Bunların tarihsel süreci içerisinde neler yapmışlar, nasıl bir anlaşma olmuş, Türkiye'deki faaliyetleri nedir? 1971 yılında neden bunlar, hangi şartlar veya ortam gereği bunlar Türkiye'den ayrılmak durumunda kaldı? Yani bu barış gönüllüleri dediğimiz şey nedir, neyi ifade ediyor? Bugün Türkiye'nin sosyal yapısı, ekonomik yapısı, kültürel hayatı, sosyal hayatı, siyasi hayatı üzerinde bırakmış olduğu bir etki veya iz var mıdır? Bu çok önemli bir konudur. Bunun üzerinde biraz duralım ve kitabında bazı yerlerinde önemli okumalarda bulunacağız. Evet, aslında burada 1900 olay şeyle başlıyor Mehmet Bey. 1960 yılının seçim döneminde o zaman Demokrat Parti başkan adayı olan e, Kennedy tarafından gündeme gelen bir konudur bu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde e, bu oluşur, e, oluşturulur e, ve Kennedy 1960 seçimlerini kazandıktan sonra bu gündeme gelecektir ve 1 Mart 1961 tarihinde Başkan Kennedy'nin imzasıyla bu oluşum ortaya çıkar, yürürlüğe girmiş olur Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak buradaki amaç şudur Amerika Birleşik Devletleri'nin e, dünya üzerinde bir sempati oluşturmaktır yani e, dolayısıyla sivil anlamda bu bir Amerika'nın yeni dünyada, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte e, dünyada tanınmasını sağlamaktır e, ve Amerika'nın çirkin Amerikalı dediğin denilen tırnak içerisinde o yüzünü gülen Amerikalı, sevimli Amerikalı Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya insanlığına faydalı bir e, devlet veya medeniyeti temsil etme özelliğini dünya ülkeleri içerisinde göstermektir ki bu 130 civarında Mehmet Bey 130 civarında ülkede efendim Amerikan e, bu barış gönüllüleri görev almıştır. Bu barış dediği, ya bu barış kelimesi son derece insanları cazip eden, cezbeden bir kavramdır. Bunlar gönüllü olarak çalışıyorlar. Ve iki sene bunlar Türkiye'ye gelmeden önce veya herhangi bir ülkeye gitmeden önce bu barış gönüllüsü dediklerimiz bizzat Amerika'da iki sene eğitim alıyorlar. Ve Mesela Türkiye'ye geldiklerinde de Türkiye'de de 3 ila 8 ay arasında da Türkiye'de de bir uyum semineri eğitim çalışması içerisinde geliyorlar. Ve bunların da hangi alanlarda, hangi şehirlerde, hangi konularda çalışması o zamanki Milli Eğitim Bakanlığı ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından belirleniyor. Türkiye'de gitmedikleri 2 il var Mehmet Bey bu bunların. 1400 civarında Barış Gönüllüsü Türkiye'nin, ee, pek çok ilinde Bingöl ve Hakkari dışında bakın bu çok önemli 1962 ile 1971 yılları arasında ortalama 9 sene Türkiye'de Hakkari ile efendim Bingöl şehrimiz dışındaki bütün illerin e, ilçelerinde seçkin seçilmiş olan illerinde ilçelerinde ve bilhassa köylerinde bunlar görev almışlar mesela Ankara'da Konya'da İzmir'de Kayseri'de de görev almışlar. Kayseri ile ilgili bazı bölümler var okuyacağız. Kayseri'nin bazı ilçelerine gitmişler. Orada yapmış oldukları çalışmalar var. Onlar üzerinde duracağız. Bunların Türkiye'ye nasıl bir etki bırakmıştır? Amaçlarına ulaşmışlar mıdır? Ve daha sonraki 1968-69 yıllarında mesela Artık Amerikan barış gönüllüleri konusunda Türkiye'de bir takım tepkiler de meydana gelecektir. Özellikle Türkiye'de yani sol kesimin diyelim, özellikle Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın ve 1969'da bu kanlı pazar dediğimiz ee, Şubat 1969'da İstanbul'daki Amerikan 6. Filo'ya karşı da e, o zaman Türk öğrencilerin, eğitimcilerin ve halkın belli bir kesimin Amerika'nın Türkiye üzerindeki e, niyetlerinin hiç de iyi olmadığına karşı bir tepki hareketi de gündeme gelmiştir. E, bunlar üzerinde de duracağız mesela. Ve e, 27 e, Ağustos 1962 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına Mehmet Bey Ankara'da bir anlaşma yapılacaktır. Bu anlaşma gereği bunlar Türkiye'ye gelecektir. O zaman Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin bu anlaşmaya imza atacaktır Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına da Başkan Yardımcısı Johnson bu anlaşmayı Ankara'da imza atacaktır. Zamanın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı o günün şartlarında Cemal Gürsel'dir ve başbakan da İsmet İnönü'dür. Dolayısıyla böyle bir anlaşma yapılır. Bu anlaşma 2 Nisan 1965 tarihinde şöyle bir garip bir durum da olmuştur Mehmet Bey. Aynı bu aslında şeyle de alakalı benzer bir şeydir. Biz 1952 yılında NATO'ya girdik ama şeyde onun adı nedir? en meşhuru İncirlik'teki Amerikan üssünün şeyden onların nedir NATO'ya o girme sürecinden daha önce hazırlanmış olması da garip bir şeydi. Mesela bu anlaşma bu eğitim anlaşması 2 Nisan 1965 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Uluslararası anlaşmalar onaylanmadan ve resmi gazetede yayınlanmadan bu barış gönüllüleri Türkiye'ye gelip göreve başlamışlar. Bu bir kere yani o zaman o zamanın birtakım hukukçuları ve siyasetçileri tarafından eleştirilmiş. Hatta öyle bir şey ki o gün şeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleri, Değişik Parti yani Demokrat Parti ve o günün şartlarında Cehle. Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Milletvekilleri Değişik şehrinin milletvekilleri bu konuları eleştirmiş. Meclis'te bayağı bir tartışmalar da meydana gelmiştir. Biz Amerika'ya gözü kapalı her dediğini yapmak zorunda mıyız gibilerinden bir takım eleştiriler de olacaktır. Bu şeyler barış gönüllüleri Türkiye'ye ilk olarak 6 Eylül 1962'de geliyor. Bak şimdi ilk gelenler Ankara'ya gelecektir ve 6 Eylül 1962 tarihinde Ankara'ya geliyorlar. Bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması ise yani neredeyse 3 sene sonra ee, bu da bir garip bir durum o, olacaktır. Ve Türkiye'de 1962 yılından 1971 yılına kadar bu geçen 9 sene içerisinde 1460 tane Amerikan gönüllüsü gelecektir. 1460 kişi. Bunlar hakikaten çok önemli bir şey. Ee, ve e, bunların değişik konularda çalışmaları var. Hatta bu Amerikan barış gönüllüleri sadece Türkiye'yi değil... Özellikle yani gelişmekte olan ülkeler diye bir tabir var ya daha doğrusu gelişmemiş ülkeler. Yani Avrupa'nın dışında e bunlar özellikle Afrika ülkeleridir, Orta Doğu ülkeleridir, Güney Doğu Asya ülkeleridir. Oralara gönderilir. Ve 1961 yılından 2010 yılına kadar Mehmet Bey toplam dünyadaki 139 ülkede 200 bin civarında Barış adına Barış Gönüllüsü denilen değişik branşlarda, değişik mesleklerde o ülkelerin insanlarını Amerika'yı tanıtmak, Amerikan kültür ve medeniyetini, Amerika'nın üstün yapısını siyasi anlamda da tabii ki medeniyet anlamında da gücünü göstermek yani bunlar o gittikleri ülke ile Amerika arasında bir elçilik yani bir bağlantı kurmak toplumu Halkı Amerika'ya karşı bir sempati oluşturmak gibi bir çalışmada içerisinde bulunacaklardır. Ve bunların Mehmet Bey çalışma alanlarını biz dört e, bölümü ayırıyoruz. Bu gelenler dört ayrı bölümde çalışmışlar. Asıl bunların gelme niyetleri yani o gün mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesela tartışma konusu da olmuş. Ve o günün şartlarında bu anlaşmayı savunan mevcut o günün şartlarındaki hükümet diyor ki biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bizim halkımızın, bizim toplumumuzun Batı'yı tanımaya, Batı medeniyetiyle beraber olmaya, Sovyetlere karşı, Rus, Rus komünizmine karşı efendim ülkemizi de koruyacak ki bu 2. Dünya Savaşı sürecinde Stalin'in Türkiye üzerindeki e, anlaşmalı, Amerika ile anlaşmalı bu e, bu saldırgan tutumlar, bir takım talepleri Türkiye'yi Amerika'nın kucağına itecektir. E, bu bilinen bir şeydi ve hakikaten de o günün şartlarında Toplumu e, Türkiye'yi kim koruyacak? E, artık Osmanlı'nın son dönemlerindeki Alman veya daha önceki süreçte Fransa ve İngiltere e, artık yerini e, Amerika'ya bıraktığına göre e, Türkiye'nin Amerika ile beraber olması gerekiyordu. Türkiye'nin Amerika ile olan ilişki tarihsel süreci üzerinde de duracağız, onların başlangıcı üzerinde de duracağız. Mesela bunlar çalışma alanları şunlar: e, bir İngilizce öğretimi. Bunlar diyor ki Batı dili içerisinde Amerika'nın dili İngilizcedir. Dolayısıyla biz İngilizce öğrenmezsek Batı medeniyetiyle beraber olamayız. Batıyı tanıyamayız, dünyayı kavrayamayız. E bugün de aynı mantık devam ediyor yani. Bugün de insanlar İngilizce öğrenme telaşı içerisindeler veya öyle bir mecburiyet içindeler. Özellikle bu İngilizce gelenler İngilizce öğretmek üzere Mehmet Bey üniversitelerde özellikle liselerde Öğretmen olarak görev alıyorlar ve bunlar e, oradaki çocuklarla ailelerle e, mesela diyelim ki Kayseri'ye geldiler, Kayseri'nin işte Bünyan ilçesine, işte Develi'ye, işte Yahyalı'ya veya Sarıza gittiler. Herhangi bir lisede bunlar görev alıyorlar. Normalde herhangi bir branş öğretmeni gibi, e, Türk öğretmeni gibi e, efendim bunlar aynı zamanda e, yani bir belli bir maaş karşılığında da çalışmış oluyorlar ve orada öğrencilere İngilizce öğretmiş oluyorlar. Ama bunlar sadece İngilizce mi öğretiyor? Yok. Ya. Yani yani dertleri Türk çocuklarının Türkiye'de insanlar İngilizcesi öğrenmesi midir bunların asıl muratları? Bu işte okullardaki ve çevredeki değişik insanlar tarafından takip de ediliyorlar yani. Yani bunlar ne yapıyorlar? Niye geldiler buraya? Allah rızası için mi yapıyorlar bu işi? Yani bir Amerikalı kaç bin kilometre öteden gelip de neden Türkiye'deki liselerdeki çocuklara Burada örnekleri var yani. Yani bazı liselerde bu gelen İngilizce öğretmek için gelen Amerikalılarla Türk öğretmenleri arasında e, e, şeyler kavgalar da olmuş okullarda. Bu bakanlığa kadar gitmiş. E, dolay dolayısıyla bu 6. filo olayı çok önemli. Türkiye'de bu 6. filo olayıyla ilgili olarak işte e, bu gösterilerin yapılmış olması Amerikan Amerikalı denizcilerin işte gelen askerlerin denize atılması, işte büyük mitingler yapılması o günün şartlarında bunlar çok önemli olaylardı. Bunları Türkiye'nin yeniden değerlendirilmesi, bu konuları değerlendirmesi lazım. Emperyalizme karşı olmak o günün şartlarında çok önemli. Türkiye'de o günün şartlarında diyelim ki belli bir kamuoyu, siyasi anlamda Amerikan taraftarı meyilli ol olanlar ile ki bunun en önemli sebebi komünizmi tehdit olarak görüp de Amerika'yı ehli ehvenişer olarak görüp o tarafta e, terhen Gerçekten. beraber olanlar ile öbür tarafta ise o günün şartlarında e, belli bir sol kesimin diyelim ki efendim e, Amerikan emperyalizmine karşı İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı yerli üniversitelerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde üniversitelerde bir takım eylemler, hocaların, öğrencilerin derse girmemesi, bakan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın o günün şartlarında hükümetin büyük bir sıkıntıyla karşılaşması, Amerika'nın ne oluyor diye işte hatta bir takım Amer Amerikan'ın yetkililerin Türkiye'ye gelerek bu konular üzerinde hükümetle görüşmesi bir, bir krize de dönüşen bir olaydır. Dolayısıyla burada çok ciddi önemli olaylarda meydana gelecektir. Bir İngilizce öğretimi, İki, kırsal ve kentsel toplum kalkınması ile alakalı olarak yapılan çalışmalar var. Yani hatta öyle bir şey ki Mehmet Bey köylere gidiyorlar. İşte işte tavuk kümes hayvancılığı, ev düzeni, bahçe düzeni. Mesela köylerde tuvalet yapımı, ev yapımı konusunda. Su kanalı yapımı konusunda, köy yollarının yapımı konusunda hakikaten de bayağı bir çalışma içerisinde olmuşlar. Sağlık ve sosyal hizmetler konusunda çalışanlar olmuş. Ondan sonra bir de turizm konusunda çalışmalar olmuş. Bunları dört ayrı kategoride bunları inceleyeceğiz. Böyle bir çalışma içerisinde olmuşlar. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerine şöyle bir bakacak olursak, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk ilişkileri Mehmet Bey 15 Ocak 1820 tarihinde başlıyor. Bu çok önemli bir konu. Yani 1776-1780 aşağı yukarı Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını kazandıktan 40 sene sonra Türkiye'ye geliyorlar ve bu gelenler misyonerler. Amerikan misyonerleri özel bunlar bağımsız bir yapı, yapıdadırlar. Ve bu ilk Amerikan misyonerleri 1820 yılında İzmir'e geliyorlar. Bunların geliş amaçları da şu. Türkiye'deki Ermeni, Rum gibi bir takım azınlıkları hatta Müslüman unsur içerisinde de müsait olanları mesela protestanlaştırmaktır. Bu çok önemli. Onlar üzerinde Türkiye'deki Amerikan okulları üzerinde de önemli çalışmalar var. Bir, bir, bir ara müsait olursak onun üzerinde de dururuz. Hatta 1800 mesela Mehmet Bey 1845-50'li yıllarda e, iki misyoner Diyarbakır'a geliyor. Diyarbakır'da dört sene kalıyor. Bak şimdi. 1851 Diyarbakır'a geliyorlar. 2 sene orada kalıyorlar. Pardon 4 sene orada kalıyorlar. Yani düşünsenize Amerika'dan gelip orada niye kalıyorlar? Ve ondan sonra Harfu'da geliyorlar. Elazığ'a geliyorlar. Ve 1860'lı yıllarda Elazığ'da eee Frat Koleji dediğimiz veya işte bir Amerikan Koleji orada kurulacaktır. Daha sonra o tarihlerde Merzifon'da ve ona o yine o tarihlerde 1860'lı yıllarda İstanbul'da Robert Kolej kurulacaktır. Ya adamlar Diyarbakır'da, Elazığ'da, Doğu'da Van'da, Trab Erzurum'da, Bitlis'te, Gaziantep'te, Lübnan'da Kayseri'de, Tarsus'ta, Türkiye'nin farklı yerleri hariç Amerikan okulları kurulacaktır. Ve bu Amerikan okulları hakikaten yani biz bugün Amerika ile niye kopamıyoruz? Yani Amerika ile bizim ilişkimizin e, e, özelliği neye dayanıyor? Biz bu ilişkiyi e, Türkiye'nin lehine hangi şartlarda çevirebiliriz? Çevirmemiz mümkün müdür? Dünyada bir Amerikan emperyalizmi sömürgeciliği denilen, Dünya bir İngiliz sömürgeciliğinden kurtuldu diyelim ama kurtulmuşlar sayılmaz çünkü o, o yine bir türlü o kirli hesaplarına devam ediyor. Bunları anlayabilmek için o o tarihlere gitmemiz gerekiyor. Bak mesela 1824 tarihinde ilk Amerikan konsolosluğu Türkiye'de 1824 tarihinde İzmir'de açılıyor. Yani İzmir'de Amerikalılar yani bir konsolosluk açıyor. Ve Türkiye ile Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ilk ticaret anlaşması 1830 tarihinde May 7 Mayıs'ta Osmanlı Amerikan e, Seyri ve Ticaret Anlaşması yapılıyor. Bir anlamda Osmanlı bunu yapmaya mecbur kalıyor. Bu hakikaten çok önemli bir konu. Ve 1831 tarihinde daha Tanzimat Fermanı ilan edilmeden 2. Mahmut dönemi efendim İlk olarak Amerikan Büyükelçiliği İstanbul'da açılıyor. Tarih 1831. Mesela yine o dönem devam ettikten sonra Birinci Dünya Savaşı yıllarında, yani inkılap tarihinde herkes lise eğitiminde alanlar görecektir. Birinci Dünya Savaşı döneminde meşhur Wilson ilkeleri dediğimiz ilkeler vardı. Ve bu 14 maddenin 12. maddesi Türkiye ile alakalı bir durumdu. Yani Amerikalılar mesela Lozon Anlaşması'ndaki çalışmaları döneminde Türkiye ile yapmış olduğu bir Chester projesi vardı. Bunun uygulanma durumu vardı. Çok önemli anlaşmalar yapılıyordu o günün şartlarında. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi işgal eden İngiliz, Fransız, İtalyan kuvvetleriyle beraber onlar da Türkiye'deydi. Onlarla ilgili haritalar var. Mesela İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edildiği süreçte Amerikan donanmaları da vardı. Yani İzmir bölgesinde. Hatta Karadeniz'de efendim Trabzon limanlarında Amerikan bayrakları e, taşıyan Amerikan gemileri vardı. Hatta Sevr Antlaşması'nda, Sevr Antlaşması'nda Doğuda kurulacak olan Ermenistan ve Kürdistan denilen bölgelerin sınırlarını yine Amerika kendi çizecekti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye'nin kaderinde, hayatında, ekonomisinde, siyasetinde, sınırlarının belirlenmesinde e, çok önemli bir etki meydana getirecekti. Şimdi bakıyoruz, devam edelim. Bak şimdi Mehmet Bey, Türkiye ile Cumhuriyet daha henüz kurulmadan önce 6 Ağustos 1920 tarihinde Lozan Anlaşması sürecinde Amerika Birleşik Devletleri ile bir dostluk anlaşması yapılıyor. Türkiye ile ilk Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi olarak 12 Ekim 1927 tarihinde Amerikan Büyükelçisi Joseph Greve Ankara'da göreve başlayacaktır. Hatta bu Joseph Greve ile Atatürk Orman Çiftliği'nde o günün şartlarında 1930 yılında Atatürk'ü ziyaret edecektir. Onun videoları da var. Dolayısıyla orada Atatürk'ün Amerikan vatandaşlarına ve Amerikan devletine olan bir hitabı da var, konuşması da var. O videoyu da önemli olarak onu da takip etmek gerekiyor. Mesela Atatürk ölümünden sonra, yani Atatürk'ün vefatlarından sonra. 1 Nisan 1939 tarihinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ticaret anlaşması yapılıyor. Ee, mesela 1945-46 yılında II. Dünya Savaşı'nın hemen bitim sürecinde Türkiye'nin e, Birleşmiş Milletlere üye olabilmesi için şartlardan bir tanesi de Amerika şey, Almanya ve Japonya savaş ilan etmesi gerekiyordu ee, ve Türkiye tercihini Amerika Birleşik Devletleri'nden yana koydu ve 1948 tarihinde ekonomik işbirliği anlaşması yapılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ile. O da Marshall Planı dediğimiz Amerikan Dışişleri Bakanı'nın soyadıdır Marshall. Ondan dolayı komünizme karşı yukarı e, efendim Varşova Paktı üyelerine karşı e, Türkiye ve Yunanistan'ın ekonomik anlamda, askeri anlamda desteklenmesiyle alakalı olarak bu Marshall yardımı Türkiye e, bu işin içine gelecektir ve en önemlilerine bir tanesi ve Türkiye'nin eğitim hayatını da etkileyen 27 Aralık 1949 tarihinde Fulbright anlaşması eğitim komisyonu kurulması ile ilgili bir olay vardır. Bu çok önemli bir şeydir. Hatta ben bunu internette taradım. Türkiye'de bir takım şu veya bu kesimlerden de Fulbright eğitim anlaşmasıyla ile eleştirel, baya bir eleştirel olaya yaklaşan insanlar var. Burada bir komisyon kuruluyor. 1949 o günün şartlarında İsmet İnönü efendim cumhurbaşkanı olmuş oldu o bir süreç içerisinde. Yani burada amaç aslında şudur. Türkiye'de üniversitelerden Amerikan üniversitelerine e, burslu okumak için oralara gidip eğitim görmektir buradaki asıl karşılıklı olarak Amerika'dan da Türkiye'ye bir takım e, Türkiye üniversitelerinde eğitim öğretim görmek bunlar bursludur. Burslu olarak gidip gelmek. Bu bu bölümü tamam. Ama ikinci bölümünde Türkiye'deki eğitim sistemini belirleyen bir eğitim komisyonunun kurulması kararı var. Burada şöyle bir şey var. Ee, bu anlaşma maddeleri, beşinci madde Fulbright eğitiminin beşinci maddesinde bir komisyon kurulmasından bahsediyor. Ee, efendim, burada dörder kişilik bir komisyon var. Dört kişi Türk tarafı, dört kişi de Amerika Birleşik tarafıdır. Bunlar Türkiye'de ee, okulların eğitim sistemini, ders kitaplarını, müfredatlarını, eğitim kaç sene olacak, hangi e, okul türleri açılacak, e, o kitapların içeriği nasıl olacak bunlarla ilgili komisyon kuruluyor. Eğer diyor ki burada komisyon şey, anlaşmada yapılan anlaşmada Fulbright anlaşmasında. Eğer diyor taraflar oylamaya sunuyorlar ya 4 4 artı 4. Evet. Eğer bu diyor taraflarda oylama eşit olursa ne olacak? Bu oylamada kaderi belirleyecek olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi. Leyde sayılı. Evet. Yani düşünsenize biz böyle bir anlaşmaya, nasıl böyle bir anlaşmayı biz bunu nasıl bir anlaşma kabul etmişiz ve 2007 yılından itibaren de resmen Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçisi de komisyonun belirleyici unsuru. Yani yani eğitim sistemimizi Amerika belirliyor. Yani çok ilginç ya. Bu, bu konu Türkiye'de tartışılmıyor. Pek çok konu üzerinde tartışılmıyor. Eğitim sendikalarımızın bu konu üzerinde yani bilmiyorum da yani... Böyle dertler yok. Full Bright Eğitim Anlaşması'nın e, Türkiye'de hani bir yerli eğitim, milli eğitimden bahsediyoruz ya. Ulusal eğitim, işte e, eleştirdiğimiz konular eğitimcilerin veya toplumun vesaire. E, i̇şte bu Full Bright Eğitim Anlaşması'nı e, Türkiye özellikle... Yani diğer kısımlarını bir şey diyemem ama bu 5. madde Türkiye'de e, milli ve yerli bir eğitimin oluşması konusunda ayak bağı ve e, bu pranga gibi bunu düzenlemek gerekiyor. Uluslararası bir anlaşma, bilmiyorum bu nasıl olur ama bu, bu Türkiye'de en büyük bir sıkıntı olarak 1949 tarihinde imzalanmış bir anlaşma. Türkiye 1952 yılında Mehmet Bey bakın ilginç şeylere de geliyoruz. 1952 yılının Şubat ayında biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylanarak NATO'ya NATO'ya girdik. Kore Savaşı'nı hatırlıyoruz. 1951 yılında Sırp bu NATO'ya dahil olabilmek için biz Kore'ye asker de gönderdik. İşin ilginç tarafı ne biliyor musun Mehmet Bey? Bu şeyde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin NATO'ya girmesi konusunda yapılan oylamada Oylamaya ka katılan mecliste o günkü oylamaya katılan milletvekillerinin bir kişi hariç hepsi evet diyor. Bir ki o da e, şey e, ona nedir? Red cevabı yok, e, kararsız, yani Çekimse. Çekimser kalıyor. Düşünebiliyor muyuz? Yani 1952 ya. Yani biz daha cumhuriyet yani Kurtuluş Savaşı'nın gazileri daha yeni ya, şehitlerin kanı daha kurumamış ya. Yani hakikaten biz çok mü, bir, müthiş bir şekilde biz yani acı ve ağır bir konular bunlar yani Amerika o kadar çok içimize girmiş eğitime içine girmiş ekonominin içine girmiş siyasetin içine girmiş hatta burada yani şimdi e, Alparslan Türkeş'in rahmetlinin de bir ifadesi var şu kadar diyor Türkiye'de diyor Amerikanın var bunlar ne zaman geldi nasıl girdi yani nasıl oldu bunlar diyor yani. Yani Türkiye sadece incirli güçlü değil ki. Yani Türkiye'de pek çok yerinde Amerikan ve NATO üsleri var. Bu bu üslerin durumu nedir? Yani e, şu anki Türkiye'ye olan etkisi nedir? Türkiye'nin güvenliği konusunda bu Fulbright eğitimin anlaşması hakikaten çok e, Türkiye çok sıkıntılı bir sürece girmiş. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bak şimdi Mehmet Bey 1952 ile 1960 yılları arasında yani kaç senede? E, 8 sene içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile Adnan Menderes hükümeti döneminde 1952 ve 1960 yılları arasında Adnan Menderes hükümeti döneminde Amerika Birleşik Devletleri ile e, Türkiye 54 anlaşma yapmış. İkili anlaşma. 54 ne ne anlaşması yaptık biz acaba? Yani neyi? Yani bu anlaşmalarda ne vardı ya? Ve sadece o değil ki. Yani bin, yani e, 60'tan sonra 60, 70, 80, 90, 2000 ve 2000'den sonraki süreç içerisinde hangi anlaşmalar yaptık, hangi bağlayıcı hükümler var? E, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili olarak Avrupa Birliği anayasasına 2003 müydü, 2004 müydü? Yani Papa'nın heykeli önünde. Yani uluslararası anla hakikaten yani, yani Türkiye çok büyük bir sıkıntılar içerisinde girmiş. Ya uluslararası anlaşmalar bağlayıcı. Yani bunları değerlendirmek lazım. E, bunlar üzerinde durmak lazım. Bazı yerler okuyalım. Kitabımızı tekrar gösterelim. Seyircilerimize bu kitabımız önemli. Kayseri'den üniversitemizden çok değerli e, yardımcı doçent doktor Gökhan Eşel beyefendinin çalışması öneriyoruz. E, evet buradan sayfa 95 51'den başlayalım Mehmet Bey. 51'den itibaren önemli yerler şöyle bir okuyalım mesela. Bu Amerikan bu e, gelenler hatta bunların bir kısmı kar koca olarak da geliyor. Ya düşünebiliyor musun ya? ya güven sağlamak yani. Ya yani. Mehmet Bey. Bunun bir benzerini biz niye yapamadık ya? Yani şöyle düşün. Osmanlı'da 500 civarına yabancı okul vardı ya. Yani İngiliz, Fransız, Alman, Amerikan, Rus, İtalyan okulları vardı. Ve bu okullar içerisinde en çok Okulu da Amerikalılar okulaşmış. Düşünebiliyor musun? Adam Kayseri'ye gelmiş. Bir ara bunun üzerinde durmuştu. hatırlıyorsunuz. Evet. Kayseri bizim Talas'ta okulaşmış ya. Yani biz başka ülkelerde bunu niye yapamadık? Yani dışarıya açılmazsanız içeride kendinizi koruyamazsınız. Ya. Böyle bir şey olmuş. Ya, i̇çerideki insanımızı ne kadar eğitimli yapalım? Barış gönüllüsü olabilmek için Amerika. Bak bunları seçiyorlar. Amerika vatandaşı olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak, bu bunlar yani şimdi bir de bu şu durumlar, bunlar tabii ki başka bir ülkede görev almak demek, bu görevin sonunda Amerika'da önemli bir konuma gelmek demek yani. O bakımdan da pek çok Amerikalı vatandaş gönüllü olarak bu şeye katılmak istiyor ama Amerikan devleti de herkese bu işi seçiyor, Se seçiyor yani. E diyor ki evli ise eşiyle birlikte gönüllü olmak, tek başına göndermiyor. Efendim mesela bunlar içerisinde bir meslek sahibi olmak ya da yüksek öğretim görmüş olmanın önemli yabancı dil bilmek, bunlara benzer bir takım şartlar var. Burada ayrı toplam 11 maddeden oluşan şartlar olarak bunları karşımıza koymuşlar. Evet yani Amerika için bunlar önemli şeylerdi. 95. sayfaya gelelim. Burada neler var? Bakın şimdi Mehmet Bey, bunlar Amerika'da 9 ile 12 hafta hazırlık eğitimi alıyorlar. Yani düşünse Türk Türkçe eğitim hangi ülkeye gönderilecekse o ülkenin dilini öğretiyorlar. O ülke hakkında bilgiler evet, veriyorlar. Yani müthiş. Ve bunlar Türkiye'ye geldikten sonra diyelim ki gelenler Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'de 3 ile 8 hafta uyum uyum eğitimi alıyorlar 3 ile yani ne nasıl mesela, e, bunlar mesela bunlar hatta şey var Ankara'dakiler Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim de almışlar. Mesela 195 saat Türkçe eğitimi alıyorlar. Mesela toplum kalkınmasına ilişkin konular 25 saat. E, dolayısıyla e, köyleri tanıyacaklar vatandaşın gelenek göreneklerini, örf adetlerini dolayısıyla toplumu şey yapmış olmak anlamında. E, efendim. E, Türkiye'ye dair bilgiler, coğrafya bilgisi, Türk tarihi hakkında bilgiler veriliyor bunlara. Türkiye'nin ekonomik coğrafyası hakkında bilgiler veriliyor. Türkiye'nin toprak yapısı, tarım yapısı, Türkiye'nin suları, gölleri, akarsuları, ırmakları hakkında bilgiler veriliyor. Mesela burada dördüncü madde var çok ilginç. Köy ve köylüye dair bilgi. 20 saat ders. Köy yaşantısı. Köylünün kültür ve inançsal boyutları. Bunlar üzerinde bilgiler veriliyor mesela. Ve 1962 ile 1971 yılları arasında Türkiye'ye gelen gönüllü sayısı. İlk gelenler 1962 yılında 39 kişi gelmiş. İlk olarak. <laughs> 63 yılında gelenler 142 kişi daha gelmiş. 64 yılında 319 kişi. En fazla gelenler 1965 yılında olmuş. 527 kişi gelmiş. Hatta bunlar mesela köylere gidiyorlar. Köylerde köy okullarında görev alıyorlar biliyor musun Mehmet Bey? Hatta burada da anlatıyor. Siz de bilmiyorum yaşadınız mı? Ben e, biz e, ilkokulu ben köyde okumuştum. E, Amerika'dan bu Marshall yardımlarıyla beraber e, un geldi. Ekmek yapılır arttırıldı. Yap şimdi bu, bu olay şu yani çok ilginç. Bunu yaşayanlar, yaşı müsait olanlar var. Bir de süt tozları geldi. Ben şimdi köylü çocuğuyum. Köydeydim. Bizim dünyanın köyü, ağacılı köyü. Ya arkadaş, bunu yeni yeni anlıyorsun. O günün şartlarında siz nasıl böyle bir bu Marshall yardımı dediğimiz olay sadece askeri bir yardım değildi. Ya Türkiye'nin yüzde 80-90'ının köylü olmuş olduğu 1940 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda siz, ya köye, köylünün zaten unu var, bulguru var, yani tavuğu var, ineği var, koyunu var, keçisi var, süt problemi yok. Yani gıda problemi yok. Yani şöyle bir şey ol, oluyordu ben hatırlıyorum. Her akşam öğretmen belli bir un veriyordu. Torba veya işte bir şey içerisinde. Onu eve götürüyorduk. Nöbetleşi ama. Her gün bir öğrenci ailesine götürür. Akşam onu ekmek yapıyorlar. Yapılıyordu. Ben hatırlıyorum. Ve onu ertesi gün getiriyorduk okula. Okulda bunu işte artık günün hangi şey ise öğleden önce veya öğle civarı icabında, efendim orada o süt şey olur bir bardak içine <laughs> Su ısıtılıyor ve yani ya arkadaş ben hatırlıyorum köyümüze hep koyun, kuzu, inek yani bize bu o o sütlerin içinde, o unun içinde ne vardı yani? Biz ne yedik arkadaş ya? Yani? değiştirilmiş gıdalar. Yani ne yedik işte. yani? O bakımdan e, bunlar hiçbiri sorgulanmadı. De. Şimdi ilçedeki farklıydı. İlçede de ekmek yapılmış olarak fırından gelir sıcak sıcak hemen... Ders yani bitiminde eve dönüşte dağıtılırdı. Aynen. Herkese yani o da çok nefis tatlı gelirdi. İşte e, o bakımdan yani sen tarım ülkesisin, hayvancılığın ülkesisin. Yani bu kadar büyük bir, bir Amerika ile beraber yani çok ilginç şeyler. Mesela bu gelenlerin Mehmet Bey bölgelere göre dağılımı da farklı olmuş dedim ya. Sadece Hakkari Bey ve bu adamlar öyle bir çalışıyor ki Amerika bizim her şeyimizi nasıl kontrol altında tutuyor. Ya Amerika 2016 yılında darbe girişiminde bulunmadı mı Mehmet Bey? Yani? Ya darbelerin hepsinde Amerika'nın katkısı var. Evet 60'ında da bilmem 80'inde de yani en son yani 15 Temmuz olayında da yani bu kadar içimize girmiş bu kadar yani her işte başlangıcı buralar Yani. Bunları yapabilmiş adamlar ve düşünsenize Türkiye'de öyle bir etki ajanlığı meydana getirmişler ki Sadece iki şehrimizde yok ya. Türkiye'nin şu an düşünsenize 81 vilayetinin ikisinde yok. Bir Hakkari'de bir de Bingöl'e. Onun dışında yani Türkiye'nin bütün illerinde, önemli ilçelerinde hatta köylerinde bile bu adamlar bunu yapabilmişler. Ve, ve, ve ben bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yani bunu nasıl müsaade ettiniz ya? Böyle bir şey olmaması lazım. Nasıl yaptınız? Bak şimdi en mesela Marmara bölgesinde 10 il o günün şartlarında toplam 173 gönüllü çalışmış. Ege bölgesinde 5 vilayette 154 gönüllü çalışmış. Karadeniz bölgesinde <laughs> 164 gün. Adamlar Trabzon'a kadar gitmişler. Dedim ya yani orada Samsun'a 2 yıl hariç şey hepsi Evet vardı değil işte diyorum ya. Akdeniz bölgesinde 6 vilayette 101 gönüllü çalışmış. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 15 vilayette bak 15 vilayette e, toplam 105 kişi çalışacakmış yani çalışmış İç Anadolu bölgesinde toplam 504 e, gönüllü e, çalışmış yani bunlar Evet yani bir de turist olarak gelenler daha hariç. şimdi mesela Barış gönnülüllen Türkiye'deki faaliyet alanlarından bahsediliyor bunların yıllara göre e, bu şeyden bahsedilmiş 120 sayfayı bir açalım Evet 120 sayfada bakıyoruz mesela o günün şartlarında mesela evet diyor ki burada barış gönüllülerin kırsal toplum kalkınması alanındaki faaliyetlerine bakıyoruz. O günün şartlarında Köy İşleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı işbirliğinde belirlenen Türkiye'nin dört bir yanındaki pilot bölgelere gönderilen Amerikan barış gönüllüleri iki sene iki yıl süreyle bulundukları köyler ve kasabalarda tarımdan hayvancılığa ve ev ekonomisine yapı işlerine eğitimden sağlığa kadar çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunmuşlar. Şimdi burada bir örnek vermiş. Bu da bizim Kayserimizi ilgilendirdiği için yani burada pek çok şehrimizden örnek var da Kayseri'den örnek verelim. Mesela okuyorum. Toplum kalkınması açısından çok ileri ya da çok geri durumda olan ilçelerin elenmesi uygun bulunarak Kayseri vilayetinin Pınarbaşı, Sarız İncesu, su, yeşil yahyalı ve develi dışındaki ilçelerin incelenmesine karar verilmiş. Buralara göndermemişler. Bu doğrultuda felahiye, sarı olan Bünyan ve Tomarza ilçelerine günübirlik inceleme gezilerinin yapılması kararlaştırılmış. Adamlar Kayseri'ye geliyorlar. O günün şartlarında ya düşünseniz Mehmet Bey yani. Yani köylere kadar gidiyorlar yani destek ver imkansız. Yani evet bak sarı olan ve tomarza sarı olan ve tomarza kaymakamlıklarının vekil ve tecrübesiz olmaları o günün şartlarında bu bölgelerde daha önce devlet planlama teşkilatı tarafından denenen projelerin başarısızlıkla sonuçlanması yolların kötü olması resmi taşıt olmaması ve halkın istekli olmaması gibi nedenlerle buralara gidilmemiş. Şimdi bizim Bünyan'dan bahsediyor. Diyor ki Bünyan'la alakalı olarak Bünyan'ın kırsal toplum kalkınması alanında pilot bölge seçilmesine karar verilmiş. Yakın 40 kilometre falan. Bu karar doğrultusunda 1965'in sonlarında ben o zaman işte 6 ay bir veya işte bir yaşında falanım. 1965 sonbaharında son Bünyan'ın Girveli köyüne bir erkek ve bir bayan iki Amerikan barış gönüllüsü gönderiliyor. Yani dünyanın bu şey tarafı Pınarbaşı istikametinde bir köye gönderiliyor. Köye gelen barış gönüllülerinin ilk işi köylülerin daha evvel yetkililerle görüşmelerine rağmen çözemedikleri köprü yapım işi hususunda aksaklıkları giderilmesi olmuş. Çünkü diyor görüştükleri kaymakamın derhal ilgi göstererek köylülerin aylardır uğraştıkları sorununu Barış gönüllüleri devreye girince hemen çözülmüş olması diyor. Dikkat çekici. <laughs> evet işte böyle bir olay da yaşanmış yani. Mesela bu barış gönüllüleri kırsal toplum kalkınması alanında ne gibi projeler yapmışlar? Bak Mehmet Bey. Köy yapıları ve altyapı hizmetler. Türkiye'nin o gün şartlarında %80 civarında köy hayatının olduğu bir durumu düşün. Köye elektrik ve telefon getirmek. Yani bu adamlar resmen devletin yapacağı, herhangi bir bakanlığın yapacağı işleri bunları yapmışlar. Yani ilginç. Yol yapımı ve onarımı konusunda çalışıyorlar. İçme ve sulama suyu getirme konusunda çalışıyorlar. Birket yapımı ve tanıtımı. Hatta bir yer var, ismini şu an hatırlayamadım. Herhangi bir ilçe miydi, kasaba mıydı gidiyorlar. Köylü bilmiyor ki yani o günün şartlarında. Bir, Biriket yapma makinası götürmüşler ve biriket yapıyorlar ve ondan evde yapıyorlar. İlginç. İnsanların da hoşuna gider hoşuna. Yani e, hatta dedin hatırladım ben. Bunların bir kısmı kö köyde beraber kalıyorlar ya yani diyelim yani bir sene veya iki senelik bir süreçinde köyde kalıyorlar. Köylü bunlara ev veriyor. Ve bunlara, bu köylü, bu kadın ve erkeklere isim veriyorlar. Yani bu Amerikalı, Batılı isim olduğu için bunlara dilleri dönmüyor ya. İşte kimine Ahmet diyor, kimine Ali diyor, kimine Ayşe diyor, Fatma diye kendi isimlerine isim vermişler mesela. <laughs> ve bunların, bu Barış Gönüllüleri 1971 yılında Türkiye'den ayrıldıktan sonra memleketlerine gidenler daha sonra tekrar e, Türkiye'ye dönerek e, çalışmış oldukları şehirleri ziyaret ediyorlar ve Pek da Mehmet Bey şeyi var ya e, hatıraları var. Hatıralarını yazmış adamlar. Yani bizzat kitap olarak e, bunları dile getirmişler. Çok ilginç. Biz bu kadar mağdur bir ülke miydik ya? Yani? Hakikaten ya. Yani biz bu kadar mağdur yani Afrika ülkesi miydik? Yani yani Amerika... Ya işte evet. son dönem savaşlar, Balkan savaşları. <laughs> Bak tarım ve hayvancılık alanda neler yapılmış? Tavukçuluk öğretiliyor. Arıcılık öğretiliyor. Kurs veriyor halka bunlar. Ondan sonra tavşan üretimi. Ondan sonra konserve yapımını öğretiyorlar. Kooperatifçilik ve dernek çalışmasını halka. Türkiye'de daha sonraki süreçte kooperatifçilik bayağı bir gelişti ya. Aslında 1863 yılında <laughs> Mithat Cemal ile başlıyor. Ama yani o işte büyük Büyükşehir İstanbul'da İzmir'de var diye. Ama köyde yok yani. yani Anadolu'nun iç bölgelerinde, şehirlerinde böyle bir şey yok. Mesela eğitim alanında çalışmalar, ev ekonomisi dersi, kadınlara özellikle. Mesela İngilizce kursları, kütüphanecilik. Yani gelmişler herhangi bir ilçeye, kütüphane e, nasıl oluşturulur? Kitap toplamışlar. E, dolayısıyla ki, kitap okuma, seferberliği gibi çalışmalarda bulunmuşlar. El sanatları üretimi, öğretiminde bulunmuşlar. Spor faaliyetleri, futbol kulübü falan oluşturmuşlar. Futbol maçları düzenliyorlar. Ya arkadaş yani düşünsenize. Evet. Evet sanayi. Marangozluk Mar kursları. Sağlık alanda neler olmuş mesela Mehmet'te? İlk yardım kursları meydana getirmişler. Kreş kurma. Yani çalışan anneler veya işte sahipsiz çocuklar için. Süt tozu dağıtımı biraz önce dedik ya mesela. Sağlık bilgisi öğretimi. Ana çocuk e, sağlığı kursu yapmışlar. Köy temizliği. Foseptik çukuru aşma şeyi. Eski köylerdeki tuvaletleri affedersin biliyorsun yani. Ve hep dışarıda, evin dışında. Şimdi bunlar ne yapıyor biliyor musun? Herhangi bir şehrin bir e, köyüne gelmişler. Evin kendi, bünye, şu anki apartman hayatında veya artık bahçeli evlerde de bu var. E, e, efendim. Evin içinde bir yerde, evin bir bölümü olarak tuvaleti, e, efendim hatta bu e, su şeyini, kullanımını da yapmış bu adamlar. Örnek köylü geliyor, bakıyor, şaşırıyor. Yani... O günün şartlarında Amerika, Türkiye'de ne kadar iyileri. Biz yani bunlar hep düşünülmesi gereken konular. Doğum kontrol teşviki. Kadınlara doğum kontrolüyle ilgili eğitim veriyorlar. Yani çok alan, pek çok konular. Son beş dakikamız toparlarsa. Tamam. Evet mesela bakalım burada. Ee, evet Güzel, önemli şeyler var. Hatta ne oluyor biliyor musun Mehmet Bey? Barış gönüllüleri diyor, köyde bulundukları süre zarfında diyelim ki köylülerin düğünlerine cenaze merasimlerine katıldıkları sık sık köylülerin evlerine misafir oldukları hatta işte burada isim vermiş cuma günü camiye gidiyorlar cuma namazı hutbe dinliyorlar. Yani o kadar böyle e, kendilerini topluma kabul ettirme gibi bir şeyin içerisinde ben bunu şimdi, bunu bir hayal etsene Mehmet Bey yani, Türkiye'den Türkiye bu modelin bir benzerini Türkiye kendi aldı. Ve bunu güncelleyerek Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak, hükümet olarak, bunu işte diyelim ki Afrika ülkelerinde, diyelim ki Güney Doğu Asya ülkelerinde zaman gelir, yer gelir Güney Amerika ülkelerinde hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat kendisinde Avrupa ülkelerinde bu barış gönüllüleri modelini daha modernize ederek e, Türkiye kendi kültürünü, medeniyetini madem Türkiye yani Türkiye yüzyılından bahsediyoruz değil mi? Yani bu büyük bir proje. İkinci yüzyıl. Ya yani ikinci yüzyıl. Yani bu çok önemli bir atılım hamlesi olacaktır. Yani e, bu bize bir ilham verebilir. Bunu kendi değerlerimiz doğrultusunda e, yeni bir oluşumla bu modeli geliştirerek bir Türkiye böyle bir şey yapılabilir yani. Bunun bir benzeri yapılıyor mesela işte. Tika diyorlar. Af e, o tika bunu yapıyor mesela. Yine mesela sivil toplum kuruluşları var. En basitinden kurban olayı yani bu özellikle e, Afrika Gönüllü gibi ülkelerde kuruluşlar oralarda yapıyor. Oralarda ya mesela kuyular açılıyor mesela. Yani sula getiriliyor, okullar yapılıyor. Devlet bunu yapıyor yani. Ondan sonra işte kurban şeyi var. Ee, dolayısıyla bunu geliştirebiliriz. Yani bu bir model olarak e, bunu geliştirebiliriz. E, bu bize önemli bir ilham vermiş. Yani neler yapmış adamlar? Bunları evet kıymetli 157. sayfaya şöyle bir bakalım Mehmet Bey. Yani Asya'da, Vaktimizde... Afrika'da Türk sevgisi var. Daha rahat yapılardır. Yani biz tabii Amerikan'ın yaptığı gibi bunu farklı niyetlerle değil de ya biz zaten insanlığa hizmet. Evet yani şimdi önümüzdeki hafta kısmet olursa biz Asya'daki Müslüman azınlıkları işledik hatırlıyorsanız Avrupa'dakiler işledik Amerika'yı işledik şimdi haftaya kısmet olursa Afrika kıtasındaki Müslüman devletleri değil Müslüman olmayan ülkeler içerisindeki Müslüman azınlık durumundaki Müslümanların yapılarını işleyeceğiz bir de şey de onun adı nedir? Avustralya kıtası var. Hatta bu Yeni Kaledonya diye bir yer vardı Mehmet Bey. Bak Yeni Zelanda var. O da bir ülkedir. Bu Fransa'dan Fransa'nın sömürgesi. Orada bile Müslüman nüfus var. Fransızlar oraya o Müslüman nüfusu işte Afrika'dan oradan buradan alıp götürüp yerleştirmiş. Dünyada yani çok bizim beraber olabileceğimiz Türkiye'nin öncülüğü, Türk insanının, Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yani, yani şu an biz çok geliştik, yetiştik yani. Artık içimize sığmıyoruz. Kendi kendimize sığmıyoruz. O bakımdan e, ekonomik problemlerimizi de çözerek iyi bir organizasyon da meydana getirerek Dışişleri Bakanlığı veya bununla ilgili bir bakanlık da olabilir. Bir bakanlık alt bünyesi içerisinde de çalışma olabilir. E, bu bakımdan çok yetişmiş insanlarımız var. Maddi manevi anlamda. E, dolayısıyla batı sömürgeciliğinden insanları, dünya ülkelerini kurtaracak yeni bir dünya düzeni. Yani üçüncü bir dünya İslam şöyle. barış medeniyeti. Evet aynen öyle. İngiliz sömürgeciliği, Fransız sömürgeciliği, birinci dünya savaşına sonuna kadar ki o, o 18. yüzyıldan beri devam eden bu sömürgecilik dışında Amerika'nın küresel ve Rus'un küresel sömürgecilik dışında dünya insanlığının beklemiş olduğu huzur ve barışı Eşitliği, kardeşliği, e, ekonomik e, refahı, paylaşımı, dostluğu biz bunu sağlayabiliriz. Yani ben bu kitabı okurken e, böyle şey bize ilham verdi. Biz buradan devlet adamlarımıza, Türkiye yöneten insanlara e, böyle bir e, bir projeyi daha geliştirilmiş olarak nasıl uygulayabiliriz? E, bu programımız e, devlet yetkililerimize bir ilham versin. Bunun üzerine mutlaka bir çalışma olacaktır. E, bunlar çok önemli bir şey. Evet, Türkiye'de diyor e, yeni bir başlık, Amerikan barış gönüllülerine karşı tepkiler. E tabi yani şimdi adam gelmiş, senin her türlü şeyinle ilgileniyor yani. E, karı koca kav gidiyor, onu, gidiyor onu, barıştırıyor. Adam işte düğüne gidiyor, cenazeye gidiyor, yol yapılacak. Yani insanlar düşünüyor yani kardeşim sen Amerika'dan geldin, niye bunu yapıyorsun? Git, gitmiş Samsun'un bilmem ne lisesine, okuluna, Trabzon'da veya işte Bursa'ya, Konya'ya ya bu Konya orada İngilizce ne niye, niye hatta burada tartışıyor yani e, öğretmenler arasında problem oluyor bizimkilere biraz üstten bakıyorlar ve ondan sonra da artık tepkiler meydana geliyor e, ve en sonunda bakıyorlar ki Amerikalılar olacak gibi değil bunları yavaş yavaş alıp ülkelerine götüreceklerdir mesela. Evet bu Amerikan 6. Filo ile ilgili, protesto ile ilgili bir olay var. 16 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da Taksim Meydanı'nda önemli bir protesto hareketi vardır. E, o günün şartlarında tabii ki bu biraz farklı algılandı ama bu yerli ve milli bir tepki olayıydı. Yani Amerika 6. Filosu kocaman uçak filosu İstanbul'a gelmiş. Sanki 1918 yılının e, şeydeki Kasım ayında İstanbul'a gelen İtilaf Devletleri donanmaları gibi o günün şartlarında tabii ki Türkiye'deki milli vicdanı temsil eden bazı insanlar, üniversite gençliği, hareketler. siyasi hareketler bunlara tepki göstermiştir. O bakımdan da bunlar da önemli. Bunların yeniden de değerlendirilmesi gerekiyor. Güzel, burada kaynaklar da var Mehmet Bey. Hatta bu kitabın sonunda bir takım arşiv çalışmaları var. ki Batı kaynakları, Amerikan kaynakları ve Türkiye'deki bir takım kaynaklardan da yola çıkarak hazırlanmış bir kitaptır ve konuyla ilgili resimler de var. Biz bu kitabı öneriyoruz. Evet. Amerikan barış gönüllüleri ve Türkiye'deki faaliyetleri konusunda bir giriş yapmış olduk. Devamını seyircilerimize ve ilgili insanlarımıza havale ediyoruz. Umarız belli bir görüş, belli bir faydalanma içerisinde olduk. İşte biz burada Amerikan barış gönüllülerinin yerinde Türkiye'nin yeni yüzyıl sürecinde Türk barış gönüllülerini, Türkiye'nin dünyadaki, yeryüzündeki Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve elbette ki onun temsil etmiş olduğu İslam barış medeniyetini egemen kılma konusunda, etkili kılma konusunda, şu an insanlığın yaşadığı maddi ve manevi bunalımdan çıkış konusunda Türkiye bir önemli bir kılavuz olabilir, önemli bir lokomotif ülke olabilir. Bütün İslam dünyasının liderliğini de üstlenerek, ve bununla beraber dünyadaki diğer e, olumlu güzel ülkelerinde işbirliği içerisinde dünya insanlığına faydalı bir e, atılım yapabiliriz yani. Çok teşekkür ederiz sayın hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biz de güçlü, ileri, mutlu Türkiye'de gerçekten insanlığa, topluma, milletlere faydalı olmak için çalışan, üreten, ürettiğini tüketen güçlü ilerim mutlu Türkiye'de yaşamak dilek ve temennisiyle bir sonraki tarih ve kültür programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın, hayırlı günler.